Bacım, nasılsın? Daha iyi misin? İyiyim, iyiyim. Daha iyiyim ama şu bantı çıkaramıyorum. Ay dur dur, ben onu hallederim. Şimdi bunu böyle tutuyorsun. Ruhum bile duymayacak bak. Oldu değil mi? Bak, ruhum bile duymadı. Hiç önemli değil, insanlık vazifem. Arzu, benim bugünkü planlarımın arasında sadece kan bağışı yapmak vardı. Deri bağışı değil. Nerede reçel ekmek? Reçel... reçel bitmiş evde. Ben de çocukları markete gönderdim reçel alsınlar diye. Ama aşağıda ekmekler hazır. Reçel gelir gelmez sürüp getireceğim. Ne var senin ağzının kenarında? Nerede? Hangi ağız? Reçel değil mi o? Pes! Yukarı gelirken yedin değil mi benim reçelli ekmeğimi? Abla, insan merdivenleri çıkarken acıkıyor. Böyle elimde duruyordu. Ne yapacaktım yani? Bana getirecektin Arzu. Abla çok bencilsin, çok bencilsin. Arzu, çıldırtma beni. Zaten sinirliyim sana. Ya yine ne yaptım ya? Beni ne yaptığın değil, ne yapmadığını ilgilendiriyor. Hani bizimle gelip kan verecektin? Hani söz vermiştin? Abla hep bir şeyler istiyorsun, hep bir şeyler istiyorsun. Söz ver, kan ver, şu tuzluğu ver, 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 ver. Ha yeter ya. Lafı çevirme Arzu. Nedense tam kapıdan çıkarken kayboluverdin. Evet, kayboldu. Ay ara, 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 arabayı bulamadım vallahi. Ya doğrudur. Faruk arabayı her zaman park ettiği yerin 1,5 metre aşağısına park etmiş. Ya. Ay biz de zor bulduk. Delirtme beni. Çok önemli bir işim vardı abla. Ne? Minderleri mi kabartıyordun? Aa, ama bak, minder kabartmayı küçümseme. O minderleri kabarttıktan sonra üzerine oturduğunda puf diye çıkan sesin sana verdiği huzur. Arzu, 40 yılda bir şey istedim senden. 40 yılda bir... Ve niye istedim? Kan verelim Arzucuğum. Çocuklara örnek olalım Arzucuğum dedim. Sen ne yaptın? Tam kapıdan çıkarken mutfak masasının altına saklandın. Ben? Mutfak masasının altına saklandım. Yok artık. Yeşim görmüş. O zaman olabilir. 40 yılda bir Arzu. 40 yılda bir. Ne olurdu, 2 dakikan alacaktı. 2 dakika bizle gelecektin ve kan verecektin. 2 dakika. 2 dakikayla ne kaybederdin Arzu? Kan. Çok kırdın Arzu beni, çok, çok. Ama çocuklara da rezil oldum, bunu bil. Aslı, anne teyzem niye masanın altına saklandı dediğinde inan cevap veremedim. Ay bir şeyini düşürmüş, onu arıyor demek aklına gelmedi mi? Geldi, geldi. Beynini düşürmüş, onu arıyor dedim. Ama Faruk, dilekçim, Arzu İstanbul'dan bizim eve gelirken zaten beyinsiz gelmişti dedi. Yalanımı ortaya çıkarttı. Çok kırdın, çok kırdın beni. Ama alıştım ben artık, önemli değil, önemli değil. Ne olacak, kırılırım ben. Ama keşke çocukları da alıştırmasaydın. İyi, tamam, tamam. Şu Kızılay'ın adresini versene. Yok, gitmene gerek yok. Minderlerini sabah kabartmışlar. Ay, minder kabartmak için değil herhalde. Kan vermek için istiyorum. İşe gitmeden önce bir 10 dakika boşluğum var. Önce kan veririm, sonra oraya giderim. Gelmemin senin için bu kadar önemli olduğunu bilseydim masanın altına falan saklanmazdım. Ama ablacığım, biliyorsun ben iğneden çok korkuyorum. İğne benim hayatta en çok korktuğum 3. şey. Sen değil miydin İstanbul'da zayıflamak için akupunktur yaptırıp her tarafına 1000 tane iğne batırtan? Tamam işte, ben ne dedim? Hayatta en çok korktuğum 3. şey dedim. İkincisi şişmanlamak. Birincisi de seni üzmek. Sonra eniştemin gözünde küçük düşmek. Ondan sonra çocuklara kötü örnek olmak. Ama birden çok oldu galiba, değil mi? Çok oldu. Çok olanı da çok oldu Arzu. İyi tamam, ben gideyim artık. Ne demişler? Verilecek kan damarda durmaz.